Evet sevgili izleyiciler, Doğuş TV'nin hazırlayıp sunduğu Yeşil Zemin programına hoş geldiniz. İki hafta aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Sizin aranızda olmak çok güzeldi fakat Hatay sporumuzun yine mağlubiyeti yine bizi üzdü. O taraftan baktığımızda daha kötü oldu. Şimdi değerli konuğumu size tanıtayım ben her zamanki gibi. Artık konuk demiyoruz, biz bir ikili olduk. Hocaların hocası, Hatay sporumuzun eski hocası Sayın Mehmet Ünkeroğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Evet, iki hafta aralıklı, iki hafta aradan sonra sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel, çok keyif verici bir durum. Biraz rahatsızlıklarımız vardı. Çok da dile getirmek istemiyorduk. Ama en son kaçacak yerimiz kalmadı. İki tane ameliyat geçirdik. Çok şükür şimdi sağlıklı bir şekilde karşınızdayım. Ama hastalandığımız vakitte çok güzel telefonlar hocam. Ne mutlu. Yani böyle... İşte insan hani evet tam hastasın ama işte orada sevildiğini anlayabiliyorsun yani böyle insanlar tabii. Arayıp sorması çok güzel bir duygu. Gerçek anlamda başta Defne taraftarları grubu olmak üzere. Evet. Herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Tekrardan herkese de eğer hasta olan varsa herkese de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sesim biraz iyiyim. Bir sıkıntı yok ama bugün hocamızı konuşturacağız. Biz yavaş yavaş kendimize gelinceye kadar. Hocam tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. En son maçımızı seyrettik. Kayseri Spor maçıyla başlayalım mı? Evet tabii. Yoksa söyleyeceğiniz tabii. Bir şeyler var mı? Bir sözler var mı? Yok öncelikle ben de size önemli bir ameliyat geçirdiniz. Teşekkür ederim. Allah şifa versin diyorum. Allah geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim sağ olasın hocam. Evet. Zaten hep yanımızdaydınız. Evet. Allah razı olsun. Şimdi Kayseri maçıyla ilgili bir düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii. Şöyle genel bir... Aslında şimdi, ben seyredemedim. Evet. Onu da size tabii, söyleyeyim. Evet. Ben gidemedim. Şimdi Hatay Spor son oynadığı Kayseri Spor kendi sahasında oynadığı maçta biliyorsunuz 4-0 mağlup oldu. Ve bu mağlubiyet sonunda Hatay Spor yönetimi hoca değişikliğine gitti. Evet. Onu da bilahare konuşuruz hoca değişikliğine. Evet ben notumu almıştım. Evet zaten. Maça şöyle Hatay Spor maçı aslında şanssız başladı. Penaltıyla bir penaltı yedi. Mağlup başladı. Yani dakika bir Hatay Spor bir mağlup başladı. Bu Hatay Spor'da bence önce olumlu bir etki yarattı. Hırslandı. Çünkü takımın hırsa çok ihtiyacı vardı. Evet. 10 dakika sonra o hırs yani ben baktığımda o hırs sanki yerini halsizliğe bıraktı. Ondan sonra zaten Kayseri Spor'un defans bloku teknik kapasitesi çok üstün futbolculardan kuruluydu. Buna kaleci de dahil. Evet. Zamana oynayarak Hatay Spor'u oyaladı. Biraz daha yordu. Evet. Ve zaman zaman yaptığı kontra ataklarla işte gol aradı. Gol öncesi rakibin %100 yaptığı bir hata El Kabi'ye gol atma şansı verdi. Fakat maalesef ki El Kabi karşı karşıya kaldığı topu kaleciye çarptırarak Hatay Spor'un beraberlik şansını yok etti. Akabinde iyi bir kontratakla Kayseri Spor bizim sağımızdan, kendi solundan şık çalımlarla sıfıra indi. Kestiği topla kalemizde ikinci golü gördük. Bu birinci yarı için pek fazla bir şey demeyeceğim. Yani böyle kontralara karşı... şunu diyeceğim ya bizde defans bloku yani öyle acemi futbolculardan kurulmuş ki örneğin iki tane Burak ikisi de genç ve biri Samsun'dan gelen Burak Öksüz. Diğeri Öksüz. Burak Öksüz'ün eksikliği şuradan geliyor. Yani 5 maç oynamamış hazırlık maçlarında da pek düşünülmemiş. Evet. Artık neticelerin verdiği zaruriyetten dolayı hoca yani giden hoca kulağı çınlasın, oynatmak zorunda herhalde kendini hissetti. Ama zamansız kullandı Burak Öksüz'ü. Bana göre aynı Ferhat'la çıksaydı daha iyiydi. Ama işte mesela bir de talihsiz bir sakatlık. Ahmet Çörekçi'nin, kaptan Ahmet Çörekçi'nin ısınırken sakatlanması. Akabinde Sadık'ı oraya atması. Anne bir karar veriyor çünkü. Bunlar kolay işler değil. Böylece defans... Yani beklediğimiz defans blokunun çok altında bir performans gösterdi. Neticesi de ağır oldu.
kontratak dediğimiz topların hepsi aşağı yukarı gol oldu. Evet. Ve rakip bana göre mesela sürekli üstümüze gelseydi bu 4-0'ın hezimet bunu 2 ile çarp daha fazla büyük olabilirdi. Ben de hatta ilk kez Hatayspor maçının bir an önce bitmesini istedim. Çünkü öyle bir Hatayspor vardı ki sahada. Yani sanki yürümekten aciz, pas atamıyor, pas alamıyor. Sanki hafta arası UEFA maçı yapmış. Yapmış, yorgun. Rakip de o kadar rahat oynuyor ki hiç rakibe basan, ısıran, yıldıran, hamle yapan bir futbolcumuz yok. Türü yoktu. Evet, futbolcular geri dönüşleri zayıf. Sprinterliklerini kaybetmiş, orta yapamıyor. Yani neticede hezimetten kurtulduk. 4-0'a razı olalım. İkisi penaltıdan gerçi. Artık bu maç arkadaşlar geride kaldı. Maç akabinde sonrası hoca artık yönetimle herhalde istişare etmiş, görüşmüş. Tazminat almış veya almamış onları bilmiyoruz. Zaten bilgimiz pek şey yok. Neticede seyircinin de çok büyük bir tezahürat, olumsuz tezahürat sonucu hem yönetime hem hocaya istifa sesleri stadyum çınlattı. Akabinde tabii ki gidecek olan hocadır her zaman. Evet. Kurban hocadır. Hoca da nihayet istifasını verdi veya karşılıklı anlaşıldı bilmiyorum. Ve Serkan Özbalta defteri kapandı. Kapandı. Şimdi hocam şunu söyleyeceğim size. Serkan Özbalta geldikten sonra bu sene yani evet. işte 6 hafta önce gelmişti. Şimdi çeşitli söylentiler vardı ki o söylentilere girmeyelim biz. İşte şu nedenle imza attırıldı, şöyle oldu, akşam oldu, sabah oldu. Evet. Bizi ilgilenen taraf değil. Bizi ilgilenen taraf sahadaki takımı yönetmesidir. Verdiği evet, taktiktir. Evet. İşte şudur budur. Şimdi Serkan Özbalta burada sizce geçen seneyi izlememiş midir? Sizce? Şimdi Serkan Özbalta ben canlı şeyini izledim, müdahalelerini. Ve hoca geldiği vakit dedim ki bunun bu hocaların kalitesi maça müdahaleleriyle belli olur. Otoritesiyle belli olur. Duruşuyla belli olur. Yani şimdi sen bir hocayı hatıra binaen getirirsen olacağı bu. Hem olacağı bu yani onu koruyamazsın, kollayamazsın. Yani ne kadar arkasında dursan ki Lütfü Başkan, Lütfü Savaş hep hocanın arkasında durdu. Doğrusunu yaptı bence de. Arkasında durdu ama bazen mesela bunu yıllar önce ben İskenderun Demirçeliği çalıştırırken bizim gelme durumumuz var. Maalesef bizdeki yöneticiler bir ismini vermek istemiyorum. Ali Gültüken'i getirmişlerdi benim arkadaşım, sınıf evet. arkadaşım. Israrla arkasında durdu. Hatta bir ara dedim ki ya başkan dedim ya bu adamı sen hoca yapamayacaksın ya. Yani hoca yapamayacaksın zorlamanın dedim. Zorlamanın bir anlamı yok. İşte şimdi bu da yapacak yani olmayacak. Olacak adam belli. İşte geldi İlhan Palut hoca bir şans doğdu aldı kullandı gitti. Ömer Erdoğan kullandı şansını gitti. Aldı, git. Zaten bu hocanın getiriliş şekli yanlıştı. Aynen. Yankılandı. Aynen öyle. Onu yani kendini yönetime kabul ettirmedi demiyorum. Zaten orada Lütfü Savaş ne derse olur. Ama taraftarlara kabul ettiremedi kendini. Yani bir şey yok, sempatisi yok. Böyle basına, bir... ya tabii ki sempatik de olmak lazım. Şimdi ne basına kabul ettirebildi kendini, ne taraftarlara kabul ettirebildi. Maçlardaki performansı da düşük olunca seyirci patlama noktasına şimdi, geldi. Şimdi şöyle bir şey var. İşim gereği satış pazarlama olduğu için, evet. satış pazarlamadan geldiğimiz için. Yani biz böyle bir... Sallıyorum işte bir bardağı alırız, allar pullarız böyle, onu biz başka olarak satarız. He. Hani o kendini pazarlayamadı. Evet. Hoca kendini bir şekilde ama yani taraftara da yönet... Yani... Hocanın burada pek şeyi yok. Bak giderken de hocayla alakalı iyi bir mesaj yayınlandı. Yani Hatayspor Yönetim Kurulu Başkanlığı bir mesaj yayınladı. O da hoca için iyi. Yani dedi ki işte şanssızlıktı. Evet. Olmadı, bazen olmayınca olmuyor gibi... hocayı rencide etmeden bir mesaj yayınladı. Bu da bir meslektaşımız olarak beni de mutlu etti. Neticede hoca yani istemez mi Hatayspor'u alsın, taşısın? Ama şu... tekrar diyorum, hocanın geliş şekli yanlıştı. Bir de... Veya pardon özür dilerim, getiriliş şekli yanlıştı. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Aslında hocanın yaptığı yanlış şurada. Siz daha iyi bilirsiniz.
bakacaktı. Şimdi geçen seneden zaten %80, %90 geçen senenin futbolcuları bunlar. Doğru mu evet, yanlış mı? Tabii. Sistem belli. Topçuların zaten kalitesi belli. 2-3 tane de yeni aldın içerisine. Al bunları içerisine karıştır. Ondan sonra zaten defansın belli. Sen gittin AYK'den adam aldın geldin. Adamı yedekte oturtuyor. Niye istedin? Kimi? Şey vardı ya. Şimdi hoca sadece... Rüncesi vardı bir tane. Tamam da hoca zaten sadece bir tane Samsun Spor'dan Burak diye genç bir çocuğumuzu getirdi. İstemiş. Onun haricinde pek hocanın yani arzu ettiği ve istediği futbolcu gelmedi. Yani neyse işte AYK'den gelen bir futbolcumuz vardı Rüncesi. Ya iyi bir adam. Burak Öksüz de bunu tamamla. Sağda solda işte Kamil var, Sadık var neyse. Şimdi hocaların dediğim ya yani buradaki sahada kadro dizilişi, kadroya müdahalesi, duruşu bunlar hocalık kariyerlerini ortaya çıkar veya hocalık duruşu futbolcuyu etkiler, taraftarı etkiler. Evet. Ama artık Allah selamet versin, yolu açık olsun Serhan hocam. Tabii canım başarılı olsun. Yapacağımız bir şey yok. Başarılı olsun evet. Git ya da baş... Peki hocam bir şey soracağım size. Soruyu sormadan önce şuradaki güzel bize dilekler var. Onları bir kere okuyayım. Ondan sonra da siz de hani bir nefes alın. Evet. Ondan sonra bir suyunuzu da çekin şöyle. Reca Yılmaz iyi akşamlar demiş iki güzel insan. Mehmet Dora geçmiş olsun emmioğlu. İstanbul'dan kucak dolu sevgiler saygılar sunuyorum iki güzel insana demiş. Sağ olsun. Eyvallah sağ olasın. Rizkullah Hafif'im selam iyi akşamlar iyi yayınlar hoş geldiniz Murat Bey. Eyvallah teşekkür ederim. Bekir Zeybek geçmiş olsun iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Akyüz. Selamun aleyküm hocaların. Hocalarım hayırlı yayınlar diliyorum sizlere demiş. Teşekkür Eyvallah. Ederim. Sabit Gökşen. Benim kardeşim. Bu arada iyi yayınlar diliyorum Murat Dura Bey. Bu arada iyi gördüm sizi maşallah. Teşekkür ederim. Mustafa Akyüz. Her şehirde bir hayır vardır hocam. Mutlaka. Bak size katılmış. Tabii. Sabit Gökşen. Volkan Demirel hocamız da Hatay sporumuza hayırlı olur. Güzel sonuçlarla iyi yerlere geliriz inşallah demiş. Güzel dileklerine teşekkür ediyoruz. Gazel Cur kardeşimiz. Defne Taraftarlar Grup Başkanı. Evet. Hepinize iyi akşamlar. Defne'den selam sevgiler. Volkan Demirel hayırlı uğurlu olsun. Hatay sporumuza deli hırçın bir hoca lazımdı. O da geldi. Yolu açık olsun. Milli takım arası Hatay spora iyi gelir. İyi gelecek inşallah demiş. Eyvallah. Evet Cumali. Boyar kardeşim benim. Selamünaleyküm yayınlar Murat abim demiş. Buradan da komple bütün Şirince, bütün o tarafa hepsine selamlar olsun. Senin oralar. Şirince'ye selamlar. Evet. Cuma'da yayınlar Suudi Arabistan'dan selamlar. Benim yeğenim. Evet. Mehmet Turan hayırlı yayınlar dilerim demiş. Mustafa Akyüzdoğru abim Mehmet Şaşmaz hafta içi bir açıklamada bulundu. Taraftarlar için siz sanalsınız diye onu dile getirir misin? Hocam ne demek istedi yani? Efendim? Bir dakika. Mehmet Şaşmaz hafta içi bir açıklamada bulundu demiş. Taraftarlar için siz sanalsınız diye onu dile getirir misin? Hocam ne demek yani? Vallahi ben tam cümleyi kavrayamadığım için. Çavuş bir daha şöyle düzgün bir cümleyi düzgün düzelt de biz de anlayalım. Cevap veririz yani. Şimdi biz hafta arası... Bir kahvesini içmeye gitmiştim ben Mehmet abim ve Şaşmaz başkanımızın. Selam olsun Mehmet Şaşmaz başkanı. Bu arada başkanı. Sana da selam söylemiştim. Biz beraberiz. Aleyküm selam. Kulaklar çınlasın. O muhtemelen seyrediyordur. Şimdi Mustafa tekrardan bizi şey yapar. Bu arada Defne Taraftarları grubuna sesleniyorum. Sadece Defne Taraftarları grubuna değil. Bütün bizi izleyenlere bir defa herkes paylaşım yapsın ki biz de size burada kaliteli bir yayın yapalım. Bir kez lütfen ne olursunuz herkes paylaşım yapsın. Defne Taraftarları grubu herkes 2-3 kez paylaşım yapsın. Herkes bir kez Defne Taraftarları grubu 2-3 kez. Rahatsızım beni üzmeyin. Evet hocam. Şimdi Mustafa Akyüz demiş ki statta Sanal gelir şovunuzu yapar gidersiniz diye. Anladınız mı hocam? Sanal şovumuzu seyirci mi yapacak taraftarlar mı? Statta Sanal gelir şovunuzu yapar gidersiniz demiş. Benim aklımda takıldı hocam demiş. Benim aklıma takıldı. Bunu... O zaman Sayın Başkan Mehmet Çarşmaz buna açıklık getirebilir. Açıklık getirirse vallahi o bizi seyrediyordur muhtemelen. Ben pek konuya hakim olamadım da. Evet hocam şimdi şunu da söyleyeyim size. Volkan Demirel nasıl karşılandı şu an Hatay'da? Evet. İki gündür ortalık yıkılıyor. Şimdi tabii... Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Maç sonrası hocanın
gitti, gidecek, gitmeyecek soruları vardı. Buna bir açıklama getirdiler. Bazı işte yönetime yakın ve kulaktan dolma haberlerle. Fakat bu sabah kulübün resmi başkanı Lütfü Savaş, yani akıl hocası diyelim, yok üst akıl diyelim, üst aklı açıklama yaptı. Dedi ki biz hocayla yollarımızı ayırdık. Yolu da açık olsun. Bana göre güzel bir açıklama yaptı. Yani hoca giden Serkan Hoca'yı onurlandırdı. Doğrusu oydu. Başkanı tebrik ediyorum. Sonra da dedi ki Volkan Demirel'le anlaştık dedi. Ben de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama maç öncesi yönetimin resmi açıklaması şuydu Murat Bey, çok önemli. Biz dedi Serkan Hoca'nın arkasında duruyoruz dedi. Ne olursa olsun zaman içerisinde düzelecek dedi. 3 gün sonra da hocanın istifası geldi. Yani Kayseri maçından sonra. Yani 3 günde ne değişti de hocanın arkasında duruyorlardı. Ama doğrusu neydi? Durmaktı. Durmaktı ama hocanın da gitmesiydi. Çünkü Serkan Hoca taraftarlarla olan diyaloğu iflas etmişti. Peki hiçbir hocam şey bir şey soracağım size. Şimdi biliyorsunuz bir de sportif direktörü var bizde. Tamer miydi, neydi ismi? Sportif direktör, evet. Onu getiren... Taner. Evet. Onu getiren hocaydı. Sonra hoca gitti, o kaldı. Nasıl olacak bu iş? Bilemiyorum kalıp kalmadığını ama onunla ilgili de bir şey söylemek isterim. Evet. İlerleyen zaman içerisinde. Aklıma geldi, hemen notunuzu alasınız. Evet. Şimdi Volkan Demirel geldi Hatayspor'a, açıklandı zaten. Evet. Kulüp açıkladı. Öncelikle hayırlı olsun. Hatayımıza hayırlı olsun. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ama bir de şu oldu, taraftarların büyük çoğunluğunun edindiğim intiba, herkesin onayını alan bir hoca. Yani herkes ya iyi ki Volkan geldi falan. Ama gelmeden önce 3 hocayla görüşüldü. Ama bizim hocamız artık Volkan Demirel. Biz bize düşen Volkan Demirel sonuna kadar Hatayspor adına desteklemek ve gördüğümüz eksikleri biz sadece, yani ben bizim programları, benim katıldığım programları ifade edeyim. Ben hiçbir zaman ne yönetimi ne de hocayı ne göklere çıkartırım ne de yeririm. Evet. Söylemem gerekeni söylerim, ifade etmem gerekeni de ifade ederim. Kendim doğruları ifade ettiğimi zannediyorum, inanıyorum. Hiç kimseye yağcılık olsun diye veya bir kızgınlığımdan dolayı herhangi bir ifadem olmaz, olamaz. Evet. Ben spor adamıyım, o kimlikle programlara çıkıyorum, evet. Doğruya doğru diyorum, eğriye de eğri diyorum. Evet. Hani bununla ilgili bir şey demişler ya, hani bazıları çıkıyor diyor ki işte deveye sormuşlar niye boynun eğri diye. Deve de kafasını kaldırıp bakmış sen Türk müsün demiş. O da güzel. Evet, anladın mı? Yani her şeyi doğru yani söylemek erdemliktir. Evet. Ben de inandığım doğruları söylüyorum. Kimseyi burada çıkıp alkışlamak veya yermek, aşağılamak haddim değil, bana da yakışmaz. Evet. Ama şimdi Volkan Hoca gelmeden önce... Yani bu nasıl istişare edilmiş? Yani şimdi Volkan Hoca'nın özellikleri biliniyor mu? Hatayspor'a uyum sağlayabilir mi? Hatay'ın takımını, Hatay'ın çevresini, iklimini, iklim de önemli, potansiyelini biliyor mu? Yani şimdi Volkan Hoca değerli bir hoca. Evet. Fenerbahçe'de uzun yıllar top oynamış, milli takımın değişmez kalecisi. Evet. Ve şeye soyunmuş, yani hocalığa soyunmuş. Karagümrük'ü de çalışıyor. Tabii inşallah yani bir Emre Belezoğlu gibi başarılı bir hoca olur. İnşallah. Bir Şenol Hoca gibi, kaleci çünkü, mesleği evet. Kaleci. Ama şunu söylüyorum, yani bunu işte yöneticilerden, ismini vermek istemiyorum. Yöneticilerden biri getirmiş, işte başkanın da kafasına yatmış ki, Lütfü Savaş'ın kafasına da yatmış ki, hocayla anlaşılmış. Hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Ama şimdi acaba düşünülmüş mü bunlar? Bak yarın 4-5 hafta sonra yani aynı şekilde konuşacak mıyız? Ha hoca nasıl diyeceksin? Şimdi ben Serkan Hoca için konuşurken dedim ki hocanın çalışma temposunu göreceğim.
maç müdahalelerini göreceğim, sistemini göreceğim, futbolcuyu nasıl kullanıyor onu göreceğim, duruşu nedir ondan sonra yorum yapacağım. Şimdi ben gelip, niye geldi, artık Volkan gelmiş, bitmiş, bize giymiş, evet. Hatayspor'un hocası. Evet. Ben Hatayspor'un hocası hakkında nasıl Serkan Hoca hakkında hiçbir şey olumsuz söylemediysem, ta ki yani kesin karar edininceye kadar görüş belirttim daha sonra. Volkan Hoca'ya da belli bir fırsat verilmesi lazım. 5-6 maç en az. Tabii canım. 5-6 maç verilmesi lazım. O zamanki Volkan Hoca'yı değerlendirelim. Ha, Volkan Hoca'nın artısı ne olur? Volkan Demirel Hoca'nın ismi şu an Hatayspor'u Türkiye'de gündeme getirdi. O yönden güzel oldu. Hatayspor'un ismi tekrar gündeme geldi. Çünkü Volkan Demirel, dediğim gibi, milli takım kalecisi, hocası, hocası diyorum, özür dilerim. Fenerbahçe'de kısmen hocalık yapmış, daha sonra da Karagümrük'ü başarıyla yönetmiş bir hoca. Ama Hatay'ın durumu da belli. Geçen programda, bir televizyon programında konuşma yaparken şunu söylemiştim. Evet. Yani şimdi Hatayspor şu zor durumda, 6 maçta 1 puan almış. Önünde de çok zorlu maçlar var ve bu yıl lig, Türkiye Süper Ligi kıran kırana geçen bir lig. Çok böyle çetin maçlar oynanıyor. Bugün görüyorsun, en alttaki takım gidiyor işte falanca takımı yenebiliyor. Evet. Yani herkes aynı. İşte Hatayspor'da o takımlar, yani herkesin herkesi yendiği takım seviyesine geldiği vakit Volkan Demirel Hoca tarafından, biz o zaman daha mutlu oluruz, evet. Ve daha gene de sağlıklı değerlendiririz ve artı yönlendiririz. Yani iş olsun diye sadece eksi yönlerini söylemeyiz, doğruları da söyler ve yapması gerekeni de söyleriz. Aynen öyle. Şimdi Murat, şunu demek istiyorum. Ben bir gün İskenderun Demirciliği'ye gittiğimde, çünkü genelde hep oradan örnek veriyorum, evet. Özür dilerim, 8,5 yıl orada kaldım. Hayır, ben hocaya bir Adana Demirspor maçından sonra gelmiştim. Takım hakkında bana hiç bilgi verilmedi. Bu bir bakış açısıdır. Başkan dedi ki, yöneticilere demiş, hiç kimse yeni gelen hocaya, işte Murat'ın özelliği böyle, Mehmet'in özelliği böyle, Ali'nin özelliği şöyledir diye hocaya bir telkinde bulunmayın. Hoca gelsin, görsün, kararını versin, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi kafasına göre, kendi bilgisi doğrultusunda bir kadro oluştursun. Evet. Dedi. Biz de öyle yaptık. Bize de iyi geldi. Gene de ben bir arada gelmiştim. Şimdi Volkan Demirel Hoca'nın da şansı arada gelmesi. Bir 12 günlük bir çalışma şeyi var. Bunun 2 günü boşluğu gitti var. Deysek 10 gün bir çalışma şeyi var, süresi var. Yeterli mi? Değil. Ama oturmuş bir takım, 5-6 maç oynamış. Şimdi o sportif direktör dedin ya, şimdi o sportif direktör dediğimiz genç arkadaşımız Hatayspor'a katkı yapılsın diye getirildi. Bilmiyorum ne kadar katkı yaptı, onu yöneticiler bilir. Sanırım Volkan Demirel Hoca'ya teknik konularda bazı bilgiler verebilir. Yani şu şöyle böyle. Ama bana göre, az önce verdiğim örneğe göre, o dahi Volkan Demirel'e, ya işte takımımız şöyle, şu maçta böyle oynadık, şöyle oynadık demesin. Benim kendi görüşüm bu. Tamamen hoca gelsin, kendi çalışma esasında gördüğü doğruları bir araya getirsin, sahaya öyle bir takım çıkarsın. Çünkü buradan her kafadan bir ses çıkar demiyorum ama sportif direktör bir şey söyledi, işte taraftar bir şey söyledi, yönetici bir şey söyledi, başkan bir şey söyledi. Gerçi Volkan bunların altında kalabilecek kapasitede bir hoca değil. Neticede yani üst düzeylerde görev almış, görev yapmış bir futbolcu. Ama ben gene de söylenmesi taraftarı değilim. Yani oyna gör, oynat gör düşüncesindeyim. Maçlarını oynar, görür. Ha diyeceksin, sportif direktör ne yapar? Şimdi vallahi bilmiyorum ne yapar sportif direktör de. Ben bunu sadece söylememesinin salık veriyorum. Ama söylerse de tabii ki o Volkan Demirel hocanın şeyine bağlı. Yani ondan bilgi de ister.
bilgi de isterse de tabii ki verecek. O zaman görevini yapmış olacak. Ama bilgi istemeden de ben sana işte al hocam rapor sunuyorum, işte şu Ahmet şöyledir, böyledir diye. Mesela Murat, şunu da anlatacağım arkadaşlara. Evet. 5 maçtır mesela Burak Öksüz geçen yıl 30 maç oynayan, stoperde de başarılı oynayan çocuğu ben hiçbir programda Serkan Hoca'ya ya niye Burak Öksüz'ü oynatmıyorsun demedim. Sadece Demirspor maçında son 10 dakika doldur boşalta maruz kaldık. O zaman ikinci ve üçüncü bir stoper olarak Burak Öksüz'ü oyuna geçirebilirdin hocam dedim. Yani çünkü son saniye golü yemeyebilirdik. 3 tane stoperler evet. yapabilirdik. Onun haricinde yani şunu niye oynatmıyorsun, bunu niye oynatmıyorsun bir yorumcu olarak demiyorum. Yani çünkü hoca gelip görsün. Şimdi Volkan Hoca da bakar. Ha belki de Burak Öksüz'ü o oynatır, oynatmaz. İşte Ruben'in davranışlarına bir çeki düzen vermesini sağlar otoritesini kullanarak. Ama bunu yaparken de bak dikkat etmek lazım. Yani Ruben'i kaybetmeyelim. Çünkü Ruben bizim için, tabii Hatay Spor için iyi futbolcu. İyi futbolcu. Sadece onu iyi kullanalım. Kazanmak lazım. Onu iyi kullanalım. Yani nasıl Hatay Spor'un lehine, Hatay Spor'un faydasına iyi kullanalım. Ama şimdi kendi çalışma ekibini de getirecektir mutlaka Volkan Demirel Hoca. İyi başlasın isterim. Biz de maçları izleriz. Gerekli yorumlarımızı, ikazlarımızı, yönlendirici sözlerimizi ifade ederiz. Ama artık Volkan Hoca geldi. Biz peşin hükümlü ya bu niye geldi demez. Zaten önceden bizlere soru, yani bizlere demiyorum, spor kamuoyuna, spor adamlarına burada kısmen sorulsaydı iyi olurdu yani. Ama tabii nihai kararı verecek yönetim. Sorumluluk da onda. Bunu derken Volkan Hoca'ya asla yani karşı olduğumu söylemiyorum. Geldi adam, genç bir arkadaş. Az önce dedim ya inşallah bir Emre Belezoğlu çıkar ama evet. Burada yani burada Antakya'da Hatay Spor'da oynamış. Milli takıma kadar yükselmiş. Futbolcu kardeşlerimizin de Hatay Spor'da isim vermeyeceğim. Görev hakkı vardı, sırası vardı. Tercih edilmedi. Bu yönetimin takdiri. Ya saygı şimdi, duyuyorum. Şöyle yani. Bir şey var hocam. O zaman yeri gelmişken ben söyleyeyim. Aklımdakini söylüyorum. Evet, tamam. Sizin şu an haberiniz olacak. Haberdar olacaksınız. Evet. Mesela siz Gökhan Zan'la birlikte değerlendirilebilirdiniz. Hem işte, Gökhan Zan hem de Mehmet Hünkeroğlu. Dedim ya bu tamamen yani Lütfü Savaş'ın takdiri. Ben de onu söylüyorum. Ama biz yani, bundan... Şikayetçi değilim abi. Hayır hayır. Hı. Şimdi ben aklıma geldi diye söylüyorum. Evet. Olması gereken de buydu. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Lütfü Bey'i siz de yakından tanıyorsunuz. Ben de yakından tabii tanıyorum. Tabii tanıyorum. Arkadaşımız, zaman, sevdiğimiz bir evet, başkan. Evet. Her zaman da bir tane oturabiliyoruz evet, böyle. Evet. Gidip de çayını kahvesini içebiliyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Konuştuğumuzda mesela çok kendinden emin, çok rahat. Doğru mu? Evet. Aldık. İşte böyle oldu, şöyle oldu. Mesela Ömer Erdoğan. Hoca mıydı? Değildi. Tuttu. Yani evet. Orada bir kumar oynadı Lütfü Savaş. Evet. Lütfü Başkan. Tuttu mu? Tuttu. Burada da şimdi evet Serkan Özbalta'yı getirdim. Getirmeden önce yine konuşmuştuk. Gökhan Zan'a da tamam demişlerdi. Hünkar Hocam'a da tamam demişlerdi. Yani ikisi bir gelebilirdi. Neyse Serkan Özbalta gitti. Ya sen şimdi Serkan Özbalta gitmeden önce çağıracaktın. Hünkar Hoca'yla işte Gökhan'ı oturacaktın. Kardeşim takım size emanet. Çok şimdi, zor bir şey değil ki. Şimdi yani şimdi tamam yanlış anlaşılmasın. Şimdi Murat, şimdi hocamız geldi. Tamam mı? Yani o da genç bir hoca ve idealist. Hayır hayır gelen önceyi söylüyorum. Önceden tabii ben şimdi, de onu ifade ettim zaten. Aynen. Şimdi Volkan Demirel'in zaten kalitesi ortada. Futbolculuğu ortada. Allah var yukarıda. İnşallah da o hani kendi o kimliği, o bütün benliğiyle inşallah Hatay Spor'u altlardan çıkartır. Şöyle bir durum var. Kümeye düşmüş değiliz arkadaşlar. Şimdi çok insan beni arıyor. İşte telefonlaşıyoruz. Dışarıda beni görüyorlar. Takımımız gitti. Kümeye düştü. Kardeşim böyle bir şey yok. Daha 6 hafta oynanmış. Anlatabiliyor muyum?
Bakın 90 dakika bütün dünyaya futbol dersi veren bir Fenerbahçe vardı. 6 maçta 5 galibiyeti var değil mi hocam? Evet. 4 galibiyet, 5 galibiyeti var. Bir Konya mağlubiyeti var. Yani bakıyoruz 5. sırada. Yani takılmayın. Takımın 5 haftada aldığı 1 puana falan takılmayın. Şimdi liderle aramızda 15 puan var. Doğru mu hocam? Evet. Yani lider demiyor. 3 kere 5, 5 maç yapıyor. Doğru mu? Üstümüzdekilerle. Doğru mu? 5 maç var aramızda. Evet. Sen şimdi sahandaki maçları al. Deplasmandan zor yerlerden beraberlik getir. Kalırsın yani. Çok zor bir şey değil aslında. Yani ben şimdi tamam Fener'e Galatasaray Beşiktaş'ı konuşmuyorum. Bir kenara atıyorum. Bak Trabzon demiyorum ha. Fener Beşiktaş Galatasaray. Diğer bütün takımlar Hatay Spor'un dengi kardeşim. Dengi. Yani bu kadar çok böyle korkmaya, ürkmeye gerek yok. Evet. Her şeyde bir hayır vardır. Arkadaşımız az önce yazmış. Şöyle de bir durum var hocam. İyi ki de bu ilk 5 haftada oldu. Evet. Ya son 5 haftada olsaydı ne olurdu? Şimdi genelde daha henüz bir şey yok da yani daha 7 maç 40 maç üzerinden düşünsen yani 4'te biri şimdi, daha gitmemiş. Şimdi gülesin diye bir şey söyleyeceğim. Ali Benli. Volkan Demirel'in kalitesi ortada. Onu en çok tanıyan Melo demiş. Şimdi hocam... O Galatasaraylı herhalde arkadaş. Değil mi? Şimdi Fenerli olabilir. Şöyle bir şey var. Birkaç soru var size. Buyursunlar. Hem şey anlamında. Sportif direktör işine de son verilmesi gerekir diyor. Volkan Demirel'in tercih edeceği veya bizim eski sportif direktör Gökhan Zan gelmesini çok arzu ediyoruz. Neden? Çünkü giden hocanın sportif direktörü bize yaramaz. Gitmesi lazım. Kusura bakmayın. İşin içine birçok çomak sokar. Bir daha da teknik direktör değiştiririz. Sonra başımızı ağrırsınız. Başımızın ağrımaması için. Kardeşim sportif direktörü hemen değişmesi lazım. Şimdi Volkan Hoca belki onunla çalışmak ister. Belki istemez. İstemez. Takdir hakkı. Volkan Hoca'nın istediği bir sportif direktör veyahut bizim eski Gökhan Zan getireceksiniz. Gökhan Hoca'yı selamlar. Hünkar Hocama da sorun. Beklenen fikir. Mehmet Dilmeç geçmiş olsun. Çok şükür iyisin. İyi yayınlar inşallah. Size de selamlar hocam demiş. Arabistan'dan hocam. Benim amcamın torunu. Fethi Subaşı. Selamun aleyküm. İyi akşamlar Hünkar Hocama. Saygılar Murat Bey'e. Alanya'dan selam olsun. Aleyküm selam. Bütün Alanya'da selamlar. Ali Benli. Kuzey Kıbrıs'tan iyi akşamlar diliyorum. Kalbimiz Hatay Spor'la ama ne yazık ki dost acı söyler. Ömer Hoca'yı çok arayacağız. Benim için umudum kalmadı. Niye? Yine de içimizde hani şimdi şey yapmıyor. Şimdi ben Ömer Hoca'yı övmek veya şey yermek için demiyorum ama Ömer Hoca dönemindeki kadroyla şimdiki kadro bir değil. Bir mesela şey bir korkunç bir ileri üçlü vardı. Popenza, Diouf, Akintola. Popenza yani, ilk yıl vardı. Evet. Oturduğu vakit hoca yorulmazdı orada. Oturur, puanları cebine doldururdu. Şimdi çok önemli bir telefonumuz var. Buyur. Sayın Ali Şahin Bey telefonda. Şimdi güzel bir evet Ali abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Mehmet Dünker hocama da saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Vermiş olduğu güzel açıklamalar için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben sizi aramamın sebebi Volkan hocamızın Hatay Spor'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Güzel biz de aynı size. Şeyleri söylüyoruz. Bundan sonra bütün taraftarlarımıza şu mesaj verilmelidir. Ömer hoca şunu yaptı, Serkan hoca şunu yaptı. Bunlar bizim Hatay Spor'umuza artık zarar veren konulardır. Bugünden itibaren Hatay Spor yeni teknik direktörüne kavuşmuştur. Ve benim nazarımda çok güzel bir hocadır. Bizim taraftarlar olarak Volkan hocamıza destek çıkmamız gerekmektedir. Kendisi buranın yabancısıdır. Kendisini gördüğümüzde hoş karşılamamız gerekir. Kendisini çok güzel ağırlamamız lazım, desteklememiz lazım. Ve Sivas'a biliyorsunuz bu hafta deplasmana gidiyoruz. Ondan sonra sanıyorum ki Alanya Spor geliyor buraya. O Alanya Spor maçında tabii ki Volkan hocamız da eğer talep edeceğiz kendisinden. İlk maçında Volkan hocamız sahanın ortasına gelip bütün Hataylıları selamlamasını istiyoruz. Süper. Volkan hocamızdan isteğimiz budur. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz hiçbir zaman için
Hatay sporumuzun teknik direktörüne uzak kalmamalıyız. Kesinlikle. İç içe olmalıyız. Yani bir aile gibi olmalıyız. Taraftarla, teknik heyet, yönetim hepimiz birlikte el ele verip Allah'ın izniyle bu senede ligde kalacağız. Tabii. Ancak şurada şunu söylemek istiyorum. Burada çok hassas bir konu daha var. Şimdi ben yönetime şu soruyu sormak isterim. Ya kardeşim, bugün Volkan hocamızın maliyeti $1 milyon yaklaşıyor. Evet. $1 milyon yaklaşıyor. Yani gerek var mıydı? Hatay'ımızın hayırlı uğurlu olsun, bitti. Hayırlı olsun, destekleyeceğiz. Yani bu kadar kısıtlı bir zamanda bu paranın Volkan hocaya ödenmesi, yani dün 200 bin eurosunu peşinat olarak zaten verdiler, geldi, şey yaptılar. Yani gerekir miydi bu kadar sıkıntı içerisindeyken Hatay Spor bu kadar birkaç tane daha başka duyumlar alıyorum futbolcular konusunda. Gereksiz bir harcama diye düşünüyorum. Evet. Ama Volkan Hoca'nın gelmesi, Volkan Hoca'nın buraya Hatay'a gelmesi bizim Hatay'ımız için çok güzeldir. Evet, güzel bir reklamdır. Güzel bir karizmalı insandır. Şeyi vardır, vizyonu vardır Volkan hocamızın. Yani gittiği yerde nazı geçer, sözü geçer. İnşallah biz Volkan hocamızla verdiğimiz bu paranın karşılığını alarak en güzel yerlerde sezonu bitireceğiz. Ben de katılıyorum bu güzel dileklerine Ali abi. Hocam siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani tabii Ali abi yani burada güçlü bir spor adamı bana göre. Bir taraftarlar grubu başkanı. Fikirlerine saygı duymak gerek. Yani o maddi konuda söylediği şeye yürekten katılıyorum. Onun aynen. Haricinde hocamız, yani Hatay Spor'un hocası Volkan Demirel'dir. Herkesin saygı duyması, desteklemesi, evet. Sonuna kadar desteklemesi gerekir. Hani bir slogan vardır ya, her şey Hatay Spor için. Ben de o sloganı destekliyorum. Katılıyoruz. Evet Ali abi. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Ne bu demek? Arada unutmadan şunu söylememde fayda görüyorum. Bu kısıtlı zamanda, bu paranın olmadığı bir zamanda yönetimin böyle büyük bir cesaret göstererek Hatay'ımıza layık bir hoca getirdiği için yönetimimize de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eyvallah. Teşekkür ederiz o güzel dilekten Ali abi. Sağ ol. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kendine dikkat et abicim, sağ ol. Şimdi izin verirseniz önümde puan listesi var. Evet. Baktığımız vakit ilk 10 takımı 8 puan, en yükseğini 8 puanı var. Bizim ise 1 puanımız var. Yani 2 maç aldığın vakit peş peşe, 2 maç aldığın vakit biliyorsunuz 3 puanlı sistemde çok altta ve üstte olmak önemli değil. İki maç kaybettiğinde, iki maç kazandığında şeydeki puan cetvelindeki yerin hızla değişir. Değişir. Evet. Az önce onu söylemeye çalıştım. Evet. Ben. Şimdi ben de baktığım vakit mesela bir puanlı takım biziz ama dört puanlı takım, beş puanlı takım da çok. Yani bir maçlık arada makas var. Ha bu önemli mi? Tabii ki önemli. Ama o makası kapatacak gene bizim futbolcuların iradesi, hırsı. Yani galibiyet aşkı olması lazım. Bunu da mesela birinci devreye kadar belki Volkan Hoca idare edebilir. Ne kadar puan toplarsa o kadar iyi olabilir. Çünkü devre arası mutlaka transfer yapmayı istemiştir veya onun iznini almıştır. Doğrudur. Devre arası kendinin mesela işte Fenerbahçe'de uzun yıllar kalmasından dolayı Fenerbahçe'nin veya diğer takımların sadece genç çocuklarını toplasın bana göre. Yani şey değil, onları toplayıp buraya getirebilir. Onlarla savaşabilir. Mesela benim şu an izlediğim mesela bir İstanbul Spor. Hepsi tamamen altyapısından gelen bir takım. Evet. Cesaretle hocasıyla yola çıkmışlar. Ama bizde burada bu cesareti maalesef yönetim göstermedi, gösteremiyor. Sürekli yabancı hayranlığını ön plana getiriyor.
sadece bunu teknik direktör için demiyorum. Bak tekrar teknik direktörler saygı duyuyorum. Kim gelirse gelsin. Serkan Balta en başta. Onu demiyorum. Evet. Ama ne altyapı hocaları, ne altyapı futbolcuları, ya hiçbiri yok Hatay'da ya. Tamamen Hatayspor, Hatayspor'luktan çıkmış, sadece ismi var. Ha bir de yönetim var başında. Yani yönetim de yok da. İşte bir Lütfü Savaş var. Ondan sonra da işte sonuçlarına kim katlanacak? Lütfü Savaş katlanacak. Ama ben buna rağmen diyorum, Hatayspor'u izlediğim vakit tüm kalbimle sonuna kadar destekleyeceğim. Yapmam gereken eleştirileri hakkaniyetle yapacağım. Dozuyla. Kesinlikle. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Volkan Emre Ali Şahin abimizin de sözlerine katılıyorum. Adamda bir etiket var, bir vizyon var. Gerçek anlamda evet, kendini kabul ettirebilir. Şimdi mesela bir Sivas'a gideceğiz. Evet. Sivas'ın başkanı biliyorsun Fenerbahçe'nin kongre üyesi. Mecnun Not Yakmaz. Evet. Şimdi oraya gittiği vakit haliyle zaten var olan bir Hatayspor var ama hoca olarak da bir Volkan Demirel'in gittiğini düşün. Daha farklı bakılacak. Yani tabii. Böyle bence böyle bir artılarımız var. İşte bu artıları biz saha içerisinde puana çevirdik mi bir şey kalmaz şimdi, diye düşünüyorum. Murat şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Maç öncesi daha önce bir hocayla çalışmış futbolcu veya takım arkadaşı bir maçta rakip olabiliyorlar. Rakip olabiliyorlar. Yani işte geliyor, biz görüyoruz ki bir futbolcu gidiyor eski hocasına şey yapıyor, tebriklerini veya işte başarılarını belirtiyor, başarılı olsun diyor, maç sonrası tebrik ediyor falan. Evet. Diğer futbolcu kardeşlerim de maç öncesi daha önce takımdaşlık yaptıkları, birbirlerine başarı diliyor. Ama o kadar. Sahaya çıktıkları zaman puan aslanın ağzında. Aynen. Yani niye bunu dedim? Yani bu işte Volkan gelmiş, yok Fenerbahçe yöneticisiymiş, şöyle böyle bir şey yok. Yok yok. Günümüzde profesyonel futbolcularımız üst düzey bir anlayışa sahip. Aynen öyle. Yani çıkacak, futbolun gereğini yapacak, puanını alacak, primini alacak. Öyle bir şey olamaz. Yok böyle bir şey. Şimdi şunu söylemek istedim ben. Yani en azından oraya gidildiği vakit artık böyle biraz daha bir farklı bakılır. Gereken konukseverlik gösterilir. Evet. Yani alınır. Zaten onun dışında yani kalkıp da Sivas Spor sana 3 puan verecek durumda değil yani. Yani zaten şey Sivas Spor'a baktığımızda Sivas Spor'un şiddetle puan ihtiyacı var. Yani alt sıralardan hızla kurtulmak isteyecek bir takım. Şansımızdan UEFA şeyde gitti. Evet. Konferans liginde gitti, galip geldi. Evet. Bu hafta da mağlup oldu şansımızdan. Yani yapacak bir şey yok. Şansla alakalı değil de bunlar. O günkü performansla ilgili. Bak aynen. Futbolda da bir şey var. Mesela işte bazıları diyor ki ya işte takım geçen sene çok çok iyiydi falan. Ya futbol öyle hızlı gelişen bir spor dalı ki futbol haftalıktır, günlüktür. Sen bu hafta çok güzel oynadın, galip geldin, haftaya mağlup oldun, isyanlar başlar. Bak hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkes işte tesislere gittiler, yok şöyle oldu, böyle oldu, şu onlar oldu. Yanlıştı. Yanlıştı, ben de yanlış diyorum. Evet. Yani giden arkadaşlarımız içinde bir tanesi var ki sevdiğim bir insandı. Olmaması gereken görüntüler vardı orada. Süper Lig'de olan bir takıma hiç yakışmadı o muhabbetler, o görüntüler. Şahsen ben yani... Ben o görüntüleri görmedim. Yani açıkçası benim hiç hoşuma gitmedi. Neyse, fazla konuşmak istemem öyle şeyleri. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mutlak suretle Sayın Volkan Demirel'in Hatayspor'a katacağı çok güzel şeyler vardır. Ya mutlaka deneyimli adam. Yani. Evet. Fenerbahçe gibi taraftar, Türkiye'nin evet. En popüler, en üst düzey takımında yani en katta az 20 gibi. Yıl bulunmuş. 20-25 yıl, evet. Şimdi şöyle diyelim. Taraftarlarda hemen bir tepki, hemen işte takım düştü, o gitti, akşam oldu, sabah. Kardeşim öyle bir şey yok. Yok yok Murat, bak Murat Volkan Demirel taraftarlar arasında kabul gördü. Evet. Yönetim de bundan mutlu oldu. Niye biliyor musun? Şimdi artık yönetim yani görevini yapmış oldu, çekildi. Yönetim artık herkesi unuttu. Volkan Demirel şimdi vitrinde. Şöyle bir durum var. Aslında Serkan Özbalta hani giden hocayla ilgili şöyle bir şey söylemek isterim ben. 6 hafta gerçek anlamda bizim derken taraftarların hani evet. Bir önceki yıla göre o çıkarttığı kadroya yakın bir kadro çıkartmış olsaydı böyle beraberlikler, mağlubiyetler olsaydı
şeyin taraftarların ve de bizden hiç böyle gözüne çok batmazdı. Israrcı bir yapısı vardı. Kendi inandığı kadroyu çıkartmaya çalıştı. Ya işte olmadı bu. Bakın ben çok güzel şeyler duydum. Aslında siz doğru bir şey söylemiştiniz bana. Bir hocayı nereden iyi veya kötü olarak diye evet. nitelendirirsiniz deyince kısa paslardan çıkması olumlu bir yapıydı. Tamam da kardeşim şimdi senin dün mesela Fenerbahçe'nin karşısındaki rakip. Altı pasın içerisinde topla çıkmaya çalışıyorlar. Ya şimdi arkadaş. Ama aşırı ve korkunç bir pres ediler. Abi şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. O hoca ya bir önceki akşam yürek gibi çıkmış. Ya sen şimdi yanlış anlaşılmasın. Doğru. Ben burada Fenerbahçe'yi konuşmak istemiyorum. Aslında Fenerbahçe'yi konuşuyorum. Çünkü Lütfü Başkan diyor ki sadece Hatayspor'u konuşmayın kardeşim. Rakiplerini de konuşun. Yani insanlar bilsin görsün. En azından yani Hatayspor'umuz kötü ve iyi. Ama rakiplerin de iyi kötü olduğunu onları da anlatın diyor. Şimdi dün 6 pasın içerisinde adam kısa pas yapmaya çalışıyor. Tamam iyi bir hoca olabilirsin. Ama kardeşim yanlış anlama karşında Fenerbahçe var. Adam 90 dakika 97 olmuş. Halen sanki mağlupmuş gibi gol atmaya gidiyordu ki bir de penaltı kaçırdı. Şimdi, yanlış mıyım hocam? Doğrusun da bir şey söyleyeceğim. Hani Lütfü Savaş dedin ya rakibi de konuşun diye. Evet. Şimdi rakip bir kaleci oynatıyor. Bilal diye. Altyapısından getirmiş. Yurt dışından ama altyapısında yetişmiş. Evet. Onu korkmadan altyapısından kaleye koyabiliyor. İşte gördün ayakları nasıl. Evet. Senin Hatay'da bir tane altyapıda kullandığın veya kullanabileceğin bir futbolcu var mı? Yok. Yok. Bak Bertuğ mesela Ümit Milli Takım'a çağrılmış. Şimdi şuna geleceğim. Sen öyle bir kadro diziyorsun ki, yani başkan diyor ya rakipleri de. Bugün Kayseri Spor kontratağı en iyi çıkabilen takımlardan biri. Evet. Sen onların karşısına Burak Yılmaz, genç bir arkadaşımız. Onun yanına da sezon başından beri oynamamış bir Burak Öksüz'ü koyuyorsun. Ahmet kaptan sakatlanmış yerine yani sağ bek olmayan bir futbolcu koyuyorsun. Bunların üçünü yan yana getiriyorsun ve işte o konuşun diyor ya onu aslında Hatayspor'un hocası görecek, bilecek. Evet. Sadece bana bakmayacak. Evet. Karşı tarafın da ne gibi özellikleri var onları bilecek. Ona göre kadro düzecek ki bugün Türkiye'de bu binaya benzer. Alttan iyi kaleci, iyi defans, orta saha, forvet gider. Temelin sağlam olacak. Evet. Şimdi sen öyle bir temel yaptın ki, hani dedim ya 4-0'a ben razıyım, maçın bitmesini istedim. Yani baktım 6-7 böyle. 6-7 olabilirdi, 10 olabilirdi. Yani maçın bitmesini istedim. Niye? Biz her an gol yiyebiliriz. Taraftarlar tepki üstüne tepki. Ha dedim bu maç rezalet yani bir an önce bitsin dedim. Evet. Hani sen dedin ya rakibi de irdeleyelim, analiz edelim. Tabii ki hocaların hepsi biz yarın şimdi Sivas'la oynayacağız. Yani Volkan Hoca Sivas'la ilgili doneleri toplamayacak mı? Mutlaka kesinlikle. Toplayacak. Ona göre oynayacak. Ha Sivas'ta Hatayspor için donelerini asıl olan maç günü maç sahada kazanılır. Kesinlikle. Yani, evet. Kesinlikle. Evet. Rıskullah Eftim 3. hoca gelirse ilk yarı bitmiş olacak. Alfa Basın Dışişleri Gazete hayırlı yayınlar dostlar demiş. Eyvallah. Mustafa Kemal Kavlak. İyi yayınlar Murat abi. Selamlar demiş. Benden de selamlar olsun kardeşim benim. Sena ve ailene. Supi Furkan az önce sportif direktöre gitmemiş dediler. Serkan Özbaltan'ın gitmemiş. Volkan Hoca'nın sportif direktörü varsa o getirsin. Az önceki şeye başımız ağrımasın demiş. Ali Benli, Volkan Demirel'in demiş. Melo demiş. Sonrasında demiş. Evet hoca beni iyi bildi demiş. Kim? Galatasaray olduğunu. Ali Benli. Galatasaraylı. Evet. Gazel Cur, Mehmet Hünkeroğlu hocam, Volkan Demirel yardımcı hocası Hatayspor'da futbol oynamıştır. İddia eden arkadaşlarımız var. Doğrudur. Ona... Sizin bu konuda bilginiz var mı? Şimdi doğru Gazel iyi istihbarat almış. Ben de unuttum onu ifade etmeye. Volkan Demirel'in ilk hamlesini beğendim. Çünkü daha önce benim sporcum olan PTT Ligi'nde Ekrem Ekşioğlu. Evet. Benimle bir yıl çalıştı PTT Ligi'nde. Antakya'yı bilir, Hatayspor'u bilir. Bence Volkan Demirel Hoca da iyi bir araştırma yapmış ve yanına Hatay'ı bilen, Hatayspor'da daha önce forma giymiş olan Ekrem Ekşioğlu'nu alarak
iyi bir hareket yapmıştır. Oo, kendisine tebrik süper. Ederim. Evet. Ekrem Ekşioğlu benimle çalıştı bir yıl. Evet. PTT Ligi'nde. Doğru. Daha sonra işte Başakşehir'de falan güzeldi. Oynadı. Sol kanat değil mi? Evet. Sol bekte. Yorumculuk bek. Yapıyordu. İyi. Volkan Hoca da işte Gazel kardeşim iyi araştırmış. kendisine kutlarım. Evet. Ve güzel de yapmış Volkan Hoca. Evet. Tebrik ederim. Hanifi Dönmez bizi izliyor. Evet. Hanifi Bey. Evet. Hayırlı yayınlar dilerim arkadaşlar demiş. Bizden de selam olsun sana ve ailene. Şaban Öksüz iyi akşamlar Dünker hocama selamlar. Unutmayalım Süper Lig'de oynuyoruz. Vasat oyuncu, vasat hoca olmaz. Bu işin şakası yok demiş. Eyvallah biz de katılıyoruz. Rıskula Eftim inşallah Volkan Hoca başarılı olur. Kübede kalırız. Evet Hıdır Erkek. Eyvallah mükemmel program demiş. Mükemmelsiniz demiş. Aynı dileklerim de senin için de geçerli. Rıskula Eftim demiş ki kadro yetersiz hocam. 6 tane çok yetenekli topçu almazsak bu takımı Fatih Terim gelse kurtaramaz. Zaten Fatih Terim hoca değil. Bir kere onu sana söyleyeyim. Bırak Fatih Terim'i. Fatih Terim'in arkasında bir federasyon olmazsa, Türkiye Süper Lig hakemleri olmazsa hiçbir başarısı yoktur Türkiye'de. 15 sene Galatasaray'la top oynadı bir defa şampiyonluk görmemiş. Ben size söyleyeyim. Benimki bilimsel ha kafadan sıkma değil. Hocam da bilir yani. Selva Berber, iyi akşamlar umarım Volkan takıma başarılı getirir. Umarım. Hatay Asi 1967. Volkan hocamızın ilk iç saha maçında taraftarlarımızla selamlaşıp taraftar olarak kendisini onurlandırarak bağrımıza basmamız için herkesi maça davet ediyorum saygılarımla. Eyvallah. Semir Bostancıoğlu maçın ortasında kağıda yazıp gönderen hoca kim olursa olsun rakibi analiz edememiş ve takımı iyi hazırlayamamış. Bundan dolayı başarı gelmez. Bununla ilgili size ben güzel bir anımı anlatayım. Bilenler belki vardır. Daha önce Galatasaray'da Mancini vardı. Mancini bunu hep yapardı. O yapardı evet. Sonra Fenerbahçe'li taraftarlar, Fenerbahçe takımı hoca böyle bir kağıt almış. Maçın içerisinde kağıt el değiştirdi. En sonunda şey çıktı, Galatasaray mı ne çıktı? Böyle güzel bir şeydi. O da hani gülelim diye ben söyledim. Yoksa şimdi kimseyi, bak ben de konunun kimse... dışında bir şey anlatacağım. Hani biz öğretmenliğimizde kulaktan kulağa bir şey söylenir, fısıldanırdı. Baştaki bir kelime söyler. En sonundan çıktığında o kelimenin hiç alakasız bir kelime olduğu ortaya çıkardı. Hani buna telefon işte şeyi derlerdi, haberleşmesi derlerdi. Şimdi bak arkadaşım biri yazıyor. Yusuf Şenel. Sen Fatih Hoca'nın tırnağı bile olamazsın. Ağzını topla. Ali Benli ne diyor bu? aslında Benli. Yani şimdi Fatih Hoca Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük hocalardan biri. Tabii ki böyle bir yaklaşımı ben de kabul etmem. Fatih Hoca saygı değer bir hoca. Galatasaraylı olsa olsun eyvallah. Olmasın. Eyvallah. Milli takımımızı başarıyla temsil etmiş. Galatasaray'ı UEFA kazandırmış. Evet. Herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Evet. Hocamın nasıl görüşüne saygı duyuyorsam ben de görüşüme kaldı saygı ki ben yani küçüklüğümden beri Fenerbahçe'yi tutan evet. Bir spor adamıyım. Evet. Rıskula Eftim geçmiş programlarda yazmıştım. Adım adım PTT'ye gidiyoruz. Fahrettin Kelahmetoğlu. İki güzel insana iyi akşamlar diliyorum. Bertuk Santrafor. Ben Fahrettin LKB. Başkan'a selam ediyorum burada. Eyvallah. İki güzel insana iyi akşamlar diliyorum. Bertuk Santrafor LKB serbest oynamalı diyorum. Olabilir değil. Güzel bir yaklaşım. Sezercan Makas. Şimdi Murat aklımdayken şimdi zaten Volkan Demirel Hoca işte az önce de kimse yani söylemeyecek. Kendisi görecek. Çift santrafor mu oynar? Sistemi nasıldır? Nasıl bir teknisyendir? Hepsini kendisi kurgulayacaktır. Yani orada şimdi seyirciler de söylüyor da ama neticede Volkan Hoca'ya bu 10 gün yetmez ama başka şansı da yok. Bu 10 günü çok iyi değerlendirecek. Evet. Sezercan Makas, taraftarın Kayseri Spor'un son golünün ardından yaptığı protestosu nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Kim? Yani Kayseri maçında 4. goldan sonra protesto etmiş ya bizim Hatay Spor taraftarı. Evet. Nasıl buluyorsunuz o protestoyu? Yani olumlu anlamda mı değerlendiriyorsunuz? Kim protesto yapan gelen maçtaydı ki canlı? Bizim Hatay Spor taraftarı protesto etmedi mi? Ya şimdi taraftarların tepkisi, protestosu genelde hoca üzerine yoğunlaşmıştı. İşte onu nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Ya şimdi yani haklı taraftar ben her zaman
tarafsarsız takımın takım olmadığını söyleyenlerdenim. Evet. Örneğin Fenerbahçe. Bugün 50 bin aşkın insan oynuyor. Galatasaray öyle, Beşiktaş öyle. Yani bir takım taraftarıyla büyür. Taraftarını dışlayan bir yönetim değildir. Değil. Yani bunu her zaman söylüyorum. Mutlaka taraftar olmalı arkanda ve o insan enerjisi birleşip sinerji oluşturmalı. Takımı havaya uçurur. Yani Demirspor maçını hatırlıyorsan ne kadar büyük bir sinerjiydi ve kaybettiğimiz son senede kaybettiğimiz 2 puan. Onun için taraftarlar yani çok önemli bir takım için. Evet. Ali Benli 4 tane kalp koymuş. 2 kırmızı, 2 sarı. Sarı kırmızı yani. He. İşte bize bakın. Şimdi programımızın başından şimdiye kadar mesela Ali kardeşimiz işte Volkan Demir'i beni iyi tanır. Sonra biz burada gülüştük hocamla. Bu güzel şeylerdir ya. Ben konuşuyorum ya burada. Bir şeye takılmayın. Fatih Terim ne senin babanın oğlu ne benim babamın oğlu. Yanlış mıyım hocam? Evet. Böyle güzel şeylere gülün geçin arkadaşlar, gülün geçin. Tadını çıkartın zamanımızın. Bak ne diyoruz, her şey şey için, Hatay Spor için. Bizim şimdi Volkan Demir'e gelmiş. Onun tadını çıkartalım. Yani yanlışları varsa bir an önce inşallah o yanlışları görür, bulur. Doğru mu hocam? Tabii mutlaka. Takımın kulübün şöyle güzel. Şimdi kulüp 6 maçtır. Yani arzu edilen futbolu oynatmadı. Mutlaka yanlışlar vardır. Evet. Ama yanlışları ben diyorum ki Volkan Demirel düzeltecektir ama yanlışları kendisi görsün. İnşallah. İşte ben yöneticilerin ve sportif direktörün Volkan'a ya işte şu yanlıştı, bu doğruydu veya böyle olmalıydı desin demesini istemiyorum. Evet. Kendisi görsün. Bu arada bizi Tamer Güleryüz iyi seyrediyor. İyi yayınlar demiş. O kim? 200, Tamer Güleryüz. Tamer. Senin öğrenci ne? Sizin öğrencin? Tamer, selam Tamer. Gündüz bir yerde bir Uğur'un yanında gördüm kendisini. Canım o ya. He. Bilir, çocukluğundan beri. Hocama dedi, çok çok selam söyler misin? Akşam izleyeceğim. Şu an bizi izliyor. Tamer Bey, selamlarını ilettik. Başımızla beraber aldık, verdik, geri gönderdik. Sağ olsun. Biz seyrediyor şu an. Yusuf Şenel, cesaretlisin. Ha, cesaretlisin. Cevap ver buna. İyi bir hocayı neden kaçırdı yönetim? Neden konuya gitti? Başarılı bir hocamız. Ben sana cevap vereyim mi? Bak şimdi. Ben cesaretli bir insanım. Şimdi İlhan Palut Fenerbahçe Hatay Spor'umuzda 4 sene 5 sene hani o çıkma potasında değil mi hocam? 4 yıl arka arkaya takım başındaydı değil mi? 300. Ahmet'le çalışıyordu. Ahmet Taşır'la yardımcılık atıyordu. Şimdi ben bile bak o hocanın gitmesini istedim. Abisi benim çok yakın arkadaşım Taner. Selam olsun. Ben bile bir iklim değişikliği olsun isteyenlerin başında geldim. Şimdi bakın kardeşim. Bu neye benzer biliyor musun? Şimdi bir tavla oynarsın. Tavlada 5-4 oynarsın. Farklı oynarsın. Karşındaki zara atar, bu sefer seni kırar. Yahu yanlış oynadım diye düşünürsün. Değil kardeşim. Sen o 5-4'ü farklı oynasaydın o zar yine gelip seni kıracaktı. Bunu böyle düşüneceksin. Bakın az önce arkadaşlarımız da burada yazmış. Her şeyde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Şimdi belki de İlhan Palut hocamız kalacaktı. Belki de Hatayspor'da bu kadar başarılı olmayacaktı. Yanlış mıyım hocam? Tabii, olabilir. Yani şimdi düşünsene. Bir Hatay'da sen bir hocalık yapıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi ne kadar çok biz hep şunu söylüyoruz. Hatayspor'umuzun buraya gelmesinde hep de İlhan hocanın altına imzasını atıyoruz. Hep de diyoruz ki İlhan hocamızın katkısı var diyoruz ama İlhan hocanın da buraya gelmesinde Hatayspor'un çok büyük katkısı var. Yanlış mıyım hocam? Tabii doğrudur. Bu işler böyle karşılıklıdır. Yani şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Ben cesaretli bir insanım, bildiğim kadar konuşuyorum. Teknik konularda karşımızda profesyonel bir teknik direktör var. Hatayspor'umuzun eski hocası var. Fatih Terim'in, Rıdvan Dilmen'in de sınıf arkadaşı var. Yani öyle bir diplomaya sahip bir insan var. Biz teknik konularda konuşmuyoruz ama bilgi anlamında evet cesaretliyiz. Birbirimizi anlayabiliyoruz. İkimiz de yetişkin insanlarız. İlhan Palut'un gitmesi yanlış mı doğru mu desen bence bir kötü havanın gitmesi gerekiyordu. Yani kötü havanın İlhan Palut'un değil. O da ne olacaktı? İlhan Palut da yollarını ayırdı. Hatayspor kötü mü oldu? Yok iyi oldu. İlhan Palut kötü mü oldu? Yok iyi oldu. Evet. Ne oldu? Demek ki her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardı. İki tarafa da iyi geldi. Belki İlhan Palut burada kalmış olsaydı ne Hatayspor'umuz iyi olacaktı
ne de ilham palutuyu olacak. Değil mi hocam? Şimdi bir, düzeltme lazım. Yapalım. Senin nefes al. Evet. Fatih Terim Hoca benim sınıf arkadaşım değil. Rıdvan Dilmen sınıf arkadaşımdı. Evet. Çünkü Fatih Hoca milli takım hocasıydı o zaman. Evet. Hepimizin hocasıydı. Evet. Evet. Tamer Güler Yüz demiş ki hocama çok çok selam olsun. Rizkullah Eftim sadece hoca değil, bu sezon yönetim başarısı olmuştur. Şimdi zaten yönetim diye bir şey yok. Neyse, başkanımız var. Fazla karıştırma yönetimi. Evet. Mustafa Akyüz, hocam az önceki katılımcı abimiz milyon dolar dedi. Volkan Demirel için, Hatay için dengemizi Expo'ya konuyor da Hatay'a gelince konuşmayalım mı? Hocam bu kadar güzel bir stat yapıldı. Değmez mi Volkan? Bakın nasıl tribüne taraftar çekecek. Evet, şimdi tabii. Doğru, yaklaşımın çok güzel. Zaten biz de onu söylüyorduk. Daha önceden hocam, daha önce de dedik hani bir iki böyle güzel elit transfer yapılmış olsaydı futbolcu anlamında yine çekerdi. 25 bin full oynardık biz burada. Oynardık, evet. İşte bir eksiklik var. Fahrettin Kelametoğlu, Mehmet Hünkar abime Reyhanlı Spor'da birlikte oynadık. Hünkar hocam da çok iyi bilir. Reyhanlı Spor memleket çocuklarıyla başarılı olmuştur. Üçüncülükten ikinciliğe çıkmıştık. Evet. Helal olsun. O yıl Reyhanlı Spor'u zaten bilen bilir yani. Üçüncülükten ikinciliğe çıkmıştık. Benim son yılımdı. Reyhanlı Spor'da Antakya'nın yarısı Reyhanlı'da oynardı. He. Ali Güzeller, Adem Püsküller, bilmem neler hocam size soruyorlar. Reyhanlı Spor yani ikincilikte oynadı. Evet. Rizkullah Eftim yönetimi istifa etsin. Bir an önce bu işi iyi bilen şehrin dinamik insanlar yöneticileri gelsin. İşten geçmek üzere demiş. İbarem yayınlar demiş. Tamer Güler Allah razı olsun kral demiş. Ahmet Yıldız iyi yayınlar Murat kardeş. Hocamız da ellerinden öperiz. Biraz Volkan Hoca'dan bahsederseniz seviniriz. Çok eleştiriler oluyor. İyi geceler demiş. Ahmet Yıldız. Kısaca toparlasam yani Volkan Demirel artık Hatay Spor'un hocası. Hocasıdır. Bütün desteği ona herkes vermelidir. Başta yönetim, başkan ve taraftarlar. Çünkü taraftarların büyük bir çoğunluğu Volkan'ı destekliyor. Bu güzel bir şey. Büyük çoğunluğun tamamı destekliyor. Evet. Bu Hatay Spor'un netice almasında büyük rol oynayacaktır. Volkan da kendine işte dediğim gibi bütün deneyimlerini hırslıdır. Hatta şunu söyledim toparlasın diye arkadaşlar söylüyorum. Belki bir Emre Belezoğlu'nun gösterdiği başarıyı burada Hatay Spor'da gösterebilir. Sadece Volkan Demirel yani buraya reklam olsun diye gelmemiştir. Mutlaka onun da kendine göre hedefleri vardır. Hedeflerinden biri de Hatay Spor'u üst sıralara taşımaktır diye düşünüyorum. Evet. Tekrardan hayırlı olsun diyorum. Selim Çıtanak, iyi akşamlar Murat Bey, iyi yayınlar lütfen. Size dediğimi söyler misiniz? Bana özel yazmıştı sabahleyin, vallahi unuttum şimdi. Semir Bostancıoğlu, Hatay Spor kümeye gitmeseydi ilk Süper Lig'e yükseldiği sezondaki kadro kalsaydı şu an Hatay Spor Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde olurduk. Sizin düşünceleriniz nelerdir demiş. Mehmet Dura, bu yönetim Dübeş atıyor, yek geliyor. Yek geldi. Dübeş attı, yek geldi. Hüseyin Dura izliyor. Yusuf Şener, evet. Hocam bana göre İlhan Hoca'nın gönderilmesi bana göre siyasidir diye düşünüyorum. Ya o artık geride kaldı. Yani biz ya günümüzün Yusuf kardeş, şeyimize bakalım. Şimdi sen dedin ya hani bize cevap ver. Sana gerçekten yürekten cevap veriyoruz. Şimdi siyasiydi, miyasiydi. Bak gelen hoca için de siyasi dediler. Gelişe gönderildi. Böyle bir şey yok. Yani hak etmeden bir yere gelen, tamam mı? Hak etmeden bir yere gelen fazla orada tutunamaz. Aynı öyle. Bu kadar basit. Şu an bizi Antalya'dan Serkan Karaduman, benim bölge müdürüm izliyor. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyorum. Semir Bostancıoğlu, İlhan Hoca kalsaydı şu an iki kadroyu kabul etmezdi, istifa ederdi. Mehmet Dora, Hünkar Hocam bu teknik direktör ile olmaz. Daha tecrübeli biri lazım. Mehmet Dora da Belmamcıoğlu ya. Evet. Koyu bir Galatasaraylı. Ama şimdi artık hocamız, tekrar diyorum, hocamız Volkan Demirel. İstesen de istemesen de o amcan oğluna işte duyuyorsa beni yani kabul etsin, destek versin. Çok, yapacak bir şey yok. Çok yani. Beyefendi birisi. Evet. Kendisi iş adamı, hayırlı, hayırsever bir iş adamı. İstanbul'da. Tanıştıracağım sizi. Evet. Zaten gördüğünüzde tanırsınız. Çok kaliteli bir beyefendi. Yani şimdi taraftarlar da kabul görmüş hoca. Evet. Yani biz bunun aksini
Mutlaka bir iki kişi çıkabilir ama genelde Hatayspor taraftarlarında Volkan Demirel kabul görmüş. Kabul görmüş, sevilmiş. Ama şimdi evet. Tekrar diyorum, şimdilik yarın maçlar oynadığı vakit ne olur? Yani tabii yani maçları nasıl müdahaleleri tekrar diyorum sistemi futbolcuya verdiği artılar performans geliştirir. Şimdi o da kendine göre mutlaka üst düzey performans ekibiyle gelecek. Tabii canım. Yani bunlar boş insanlar değil. Yani şimdi şöyle diyeyim. Ben Volkan Demirel tarafından konuşayım. Şimdi adam müthiş bir kariyer. Tabii tabii doğru. Şimdi kendi kendine ateş atar mı? İllaki yani sağlam bir ekipte gelecektir. Doğru mu yanlış mı? Tabii ya devre arasını da bekleyebilir. Oradan kendine özgü transferler yapacaktır. 3-5 yani, tane evet. İşte dediğimiz gibi az önce hani program öncesi konuşmuştuk evet. Ya. Fenerbahçe'nin oradan buradan getirir mi getirir. Gelir mi gelir. Evet. İşte Emre Mor muydu? Emre Mor. Fenerbahçe'ye işte gönderdi. Kendisi gönderdi. Kendisi söyledim işte. İşte gördün abi bak nasıl oldu çocuk. Tabii şimdi Fenerbahçe'de de yani camiasının en etkili isimlerinden tabii biri. Tabii canım. Sevilen bir Volkan. İsim. Evet. Yani o Kadıköy'e gittiği zaman o kapılara değmeden açılır bu kapılar. Kendisine. Karşılığı olan bir tabii insan canım. Yani. Yani öyle sıradan bir insan değil. Yani şöyle diyelim. İşte o vizyonundan, o etiketinden faydalanmamız lazım. Yanlış mı hocam? Evet. İnşallah da ekibiyle birlikte başarılı olur. Herhalde yönetim de böyle düşünmüş. İnşallah. Şahin Çetin, selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Volkan Demirel lider, ruhlu biri, idealist, hücum futbolcu. Futbolu oynatacağına eminim. Serkan Hoca gibi vasat bir atraksiyon vermiyordu. Takım affedersiniz ama mıymıntı gibi duruyordu. Gitmesi iyi oldu. Yani mıymıntı gibi duruyor olması demesi şunu söylemeye çalışıyor. Yani kendini bir şekilde taraftara böyle bir sempati haline getiremedi. Pazarlayamadı. Ya evet, Serkan Hoca'nın şanssızlığı oldu. Yani o güven veremedi. Evet, taraftara. Yani saha içerisinde mesela dün 5-0 galip Jesus'u görüyorsun değil mi? Kavga ediyor futbolcuyla. Yani böyle bir atraksiyonu yok taraftara. Hani taraftar oradan şöyle bakıp da hani Serkan Özbaltak kim? Yani bir duruşu yok. Bir Hünkar Hoca olsa orada bir duruşu olur Hünkar Hoca'nın. Yani bağırır. Evet, o çok önemli. Duruşuyla, tipiyle, evet. Modeliyle her neyse işte. Mehmet Yülbol, Mehmet Hoca ve Murat kardeşime iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca Almanya'dan selamlarımı gönderiyorum. Biz Hatayspor taraftarı olarak sadece Serkan Hoca'yı başarısız bulduk. Fakat yönetimin yaptığı hataları evet. Hataları konuşmuyoruz. Mesela Abidin geri gelmesi, Falettin'in, Luis'in gönderilmemesi, Kaan'ın, Musa, Çağran'ın takıma katılması, yönetimin en büyük hatasıdır. Çünkü hocam katılıyor mu buna demiş. Yani tabii zaten Musa Çağran'ın işte sene başında Hatayspor başkanının biz küçülmeye gidiyoruz demesi zaten en büyük yanlıştı. Şimdi peki Volkan Hoca'ya getirdin. Nasıl küçülmeye gidiyorsun? Değil mi yani? Şimdi, tezat doğuyor yani. Şimdi mesela bak Mustafa kardeşim de çavuş. Abim biraz da futbolculardan gelmedi mi bu durum? Yani bu durum hani durumlarda biraz futbolculardan olmaz mı diyor. Murat, futbolcular yönetilir. Anlatabildim mi? İşte siz her zaman onu söylüyorsunuz. Yani bir hocanın bir duruşu olması lazım. Ama maalesef bizim hoca da yoktu. Sene başında dedi ya yani biz küçülmeye gidiyoruz dedi. Hatayspor'u yani küçülteceğiz orada dedi. Orada aslında yanlış o bir cümle kullandı. O yanlış bir cümleydi. İşte bedeli böyle oldu. Ya küçülmeye gidiyoruz deyince hep küçük çapta futbolcular transfer edildi. Evet. Sonra bu hale geldi yani. Şimdi evet. Tekrar toparlamak için Volkan Hoca'yı getirdik. Her şey diyor hocaya bağladık. Efendim yani öyle maalesef. Hüseyin Dora, hocanın Emre'nin elindeki futbolcular Volkan elinde yok ki nasıl başarı yakalasın? Bu da amcaoğlu. Mehmet Duran'ın kardeşi. Yani diyor ki siz dediniz ya hani inşallah Emre gibi başarılı bir hoca olur Volkan Demirel. Ama Emre'nin elindeki futbolcular yok diyor Volkan Demirel'in elinde. Nasıl yani başarılı olur? Yani burada belki mevcut futbolcularımızdan da performans yani yüksek performans elde edebilmeli veya performanslarını yükseltmeli. Yapacak buraya geldiğine göre bu şartları biliyordur. Tabii canım. O şartlara göre gelmiştir. Futbolcudan en büyük verimi, en güzel verimi bir şekilde alacaktır. Ben söylüyorum hani kardeşim. Bilerek gelmiştir. Ben diye. Söylüyorum. Hatayspor düşmez kardeşim. Nokta. Ben düşmez diyorum. Mehmet Dora desteğimiz olacak kesinlikle. Kalbimiz onunla olacak. Biz gönülden Hatayspor'luyuz. Az evet. Önce hani olmaz diye espri yapmıştı ya.
Evet arkadaşlar, Şahin Çetin Ayın, Fenerbahçe'nin hocası 70 yaşında hırs küpü. Yani bana katılmış. Hırsını söylüyor yani. Şimdi tabii önemli olan burada duruşu gayet iyiydi. Müdahaleleri, sporcu üstündeki duruşu, ettiği şeyi. Gayet iyi. Benim zaten yani biz hocalar futbolcumuzla konuşurken inanmadığımız şeyi futbolcuya söylememeliyiz. Kesinlikle. Yani bizim inanmadığımızı. Evet, bizim inanmadığımız şeyi futbolcuya söylememeliyiz. O zaman komik duruma düşeriz. Düşeriz. Mutlaka sen inanmalısın. Eğer inanmazsan inanmazsan inandıramazsın. Yani. Evet. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Hocam, yine 1 saat 10 dakika olmuş, 10 dakika aşmışız. Evet. Muhteşem bir program olmuş. Evet. Şu an okuyamadığım çok insan var. Son okuyayım da Ergin Yiğitbaş. Futbolcular ve hocanın arasında bir şeyler vardı sanki. Neyse, kan değişikliği oldu, şimdi ayağa kalkıp kenetlenmemiz lazım. Evet, o güzel dileklerine katılıyorum. Biz Hatay halkı olarak hem futbolcular başta, sonra yönetim, sonra taraftar olarak Hatay sporumuza kenetlenip inşallah da güzel yerlere geleceğiz hocam. Temenni son ederim. Sözlerinizi alalım hocam. Ben Volkan Demirel'in, Demirel hocanın diyelim, ağzımız alışsın. Hatay sporuna hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah başarılı olur. Teşekkür ederim hocam. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, sizlerin aranızda olmak gerçekten çok güzel. Bugün biraz yoruldum. O da olabilir. Bu haftanın bir halini tedavi görüyoruz. Sıkıntılar daha tam bitmedi ama çok şükür iyiyim. Gerçekten Hatay Spor hocasına kavuştu. Yeni hocasına kavuştu. Artık hocamın da dediği gibi Volkan Hoca diyelim de ağzımız alışsın. Volkan Hoca geldi. İnşallah iyi olacak. Ben güzel anlamda, iyi anlamda iyi olacak diye düşünüyorum. Hatay sporumuz da çok rahat bu ligde kalır diye düşünüyorum. Sonuna kadar da arkasındayım. Bizlere kalbinizde, yüreğinizde yer verdiniz her zamanki gibi. Bundan sonra yine her zamanki gibi, her pazartesi sizlerle birlikte olmak üzere diyorum. İyi akşamlar, sağlıklı kalın.